Tekrar merhaba değerli dinleyiciler. Kent Radyo 98.5'tesiniz. Tez, antitez, sentez isimli programımız devam ediyor. Konuğum Profesör Doktor Ahmet Özer. Tabii ki sanatçı kimliği de Sayın Ahmet Özer. Her iki kimliğiyle de birlikte bu programı gerçekleştiriyoruz. Ama bu seferki konumuz biraz farklı oldu. Hemen siyasetin içine girdik çünkü çok sorulan sorular vardı. Ve bu soruların arasında da yine programımızın başında açıkladığım gibi iki ilçemizde gerçekten çok önemli bir fark görüyoruz. Ve herkes bizi arayarak da bu farkı bizimle birlikte paylaşıyor. Ben de bu yayınımda Toros ilçemizin son zamanlarda öne çıkan adaylarından Sayın Rıza Turgut'un ismi geçiyor. Ama yine Akdeniz ilçesinde de Sayın Ahmet Özer'in, Profesör Doktor Ahmet Özer'in de ismi geçmeye başladı. Biz de bunlara şahit olduğumuz için bu yayın aracılığıyla da sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi Ahmet Hocam'a tekrar sormak istiyorum. Hocam ne diyorsunuz? Bence böyle diyorsunuz yayında, hani dinleyenler de ya bunlar kendi kendilerine böyle kendi reklamını yapıyorlar. Hayır ama algılanmasın. Mesajları görüyorsunuz hocam. Mesajlar geliyor, cevaplar yani geliyor. İnsanlar sürekli soruyorlar ondan dolayı. Yakıştırıyorlar tabii efendim, böyle bir şeye niye talip olmuyorsunuz diyorlar. Siz de aday olabilirsiniz diyorlar. Biz buradayız zaten. Bunu bizim dememizin bir kıymeti harbiyesi yok. Tabii. Bunu aslında halkın dediğinin de çok fazla kıymeti harbiyesi yok. Halk istiyor zaten, biliyor. Burada önemli olan bu işlerde etki ve etki sahibi olan insanların bunu görmesi ve istemesidir. Tabii. Hocam programdan önce reklamlardan önce daha doğrusu reklamlardan önce biz sosyal demokrasi ve sosyal demokrat belediyecilik seçilen başkanın tezlerinin sosyalleşme ve demokratikleşme anlamında yaşama hitap eden ve o yolda fark yaratan, gelişmeler gösteren bir vizyona sahip olmalı demiştiniz. Ben tekrar sizi şöyle özetleyeyim. Yani ben diyorum ki bir kere bizim bir belediyecilik anlayışımız var. Belediye başkanı adayı olacak olan kişinin bu anlayışa sahip olması lazım. Bunun ne olduğunu biraz sonra söyleyeceğim detaylı bir biçimde. Bu aynı zamanda projeleriyle kentsel adaleti sağlamalıdır. Aynı zamanda yeni bir takım kente yeni bir takım özellikler katmalıdır. Yani sadece rutin işlerle yetinmemeli, kente yeni özellikler kazandıracak bir takım işler ve projeler yapmalıdır. Katılımcı olmalıdır. Bu katılımcılığı proje demokrasisi çerçevesi içinde düşünüyorum. Yani insanları yaptığı işlerin ve projelerin içine katabilmelidir. Onlarla birlikte karar vermelidir. Hele hele bir mahallede, bir beldede bir proje uyguladığı zaman mutlaka o mahallenin, o beldenin sakinlerinin de görüşlerinin alınarak o işin yapılması, işin başarısı için de elzemdir. Oradaki yaşayanların memnuniyeti açısından da son derece önemlidir. Bir başka nokta, bu kişinin şeffaf ve dürüst olması gereği üzerinde duruyorum. Bu önemli çünkü özellikle belediyelerde kamu kaynaklarının doğru kullanılıp kullanılmaması en temel ölçülerden biridir. Eğer toplanan kaynaklar, biliyorsunuz belediye bütçeleri iki önemli gelire sahiptir. Bunlardan biri öz gelirlerdir, diğeri de merkezi gelirlerdir. Merkezi gelirler de iki başlık altında toplanır. Bunlardan bir tanesi büyükşehir gelirleridir. Ötekisi de bu büyükşehirlerden ilçelere dağıtılan gelirlerdir. Büyükşehir gelirleri genellikle Bakanlar Kurulu'nun vermiş olduğu kararla o ilde toplanan vergilerin %6'sıyla 10'u arasında değişebilecek koşullarda toplanan vergilerdir. Diğeri de normal kentleri de ilgilendiren kişi başına, yani toplanan, o ay toplanan vergilerin Türkiye'de yaşayan kişilerin başına bölünerek o kentte kaç kişi yaşıyorsa onunla çarpılarak elde edilen payların İller Bankası üzerinden dağıtılması esasıyla olur. Bu merkezi gelirlerdir. Bir de yerel gelirler var. Yerel gelirler de buradaki işte yerel yönetimlerin almış olduğu çevre temizlik vergileridir, konut vergileridir, rusumlardır, harçlardır, katılım bedelleridir, emlak vergileridir vesaire.
Hatta Avrupa'da bazı ülkelerde aslında vergileri belediye meclisleri kendileri salarlar. Hatta toplanan kaynakların büyük kısmı kentte kalır, az bir kısmı genel merkezlere, genel başkentlere gider. Neden? Çünkü genel adalet, genel güvenlik, büyük projeler ve efendime söyleyeyim hükümet işlerinin dışında, dişlerinin dışında bütün diğer işler, yetki, sorumluluk ve kaynakla birlikte yerel yönetimlerin uhdesindedir. Bizde de normalde çağdaş demokratik ülkeler seviyesine gelmek istiyorsak yerel yönetimlerimizi buna göre yeniden düzenlememiz, planlamamız gerekir. Bütün bu kadar kaynağa hükmeden belediyelerin, belediye başkanlarının aynı zamanda denetlenebilir olması gerekir. Şeffaf olmaları lazım. Şeffaf olmaları lazım. Yani bu zaten onun niyetinden anlaşılır. Bir belediye başkanı dürüstse kamunun kendisini denetlemesine efendime söyleyeyim izin verir. Şeffaflık ne demek? Şeffaf kelimesinin anlamı bir kağıt düşünün, bir perde düşünün. Şeffaf olduğu zaman diğer taraf da görülür. Belediye başkanı bir ihale yaptığı zaman, bir para harcadığı zaman onları ihaleyi kamuya açık yapar. Paraları harcadığı zaman ne kadar harcamış, kaç tane teklif almış, niye bu kadar harcamış bunların hesabını verir. Bundan da gocunmaz. Tabii. Ama eğer hakikaten çalmaya, çırpmaya niyeti varsa bunların hepsini gizlilik içinde yapar. Bin dereden su getirir, meclisi de avutur, aldatır, halkı da avutur, aldatır ve sonuçta kamu kaynaklarını yanlış kullanmış olur. Onun için denetlenebilir olmak demokrasinin en temel unsurlarından birisidir. Demokrasiler hesap verme yerleridir. Demokrasiyi otokratik, bürokratik rejimlerden ayıran en önemli özelliklerden birisi, demokrasilerde yaptığın her şeyin hesabını verirsin. İyi şeyler yaparsan alkışlanır, ödüllenirsin. Kötü işler yaparsan da bu sefer cezalandırılırsın. Bu cezalandırılma iki türlü olur. Bir, halk seni seçmez. İki, eğer hukuku da ilgilendiren bir suç işlemişsen bu sefer de ceza evini boylarsın. Böyle olması lazım. Bu diğerlerine de emsal teşkil etmesi lazım. Ama maalesef bizde çalan, çırpan, yiyen, götüren cezalandırılmadığı gibi ödüllendirildiği için de herkes bu yola sapıyor. Onun için kötü örnekler örnek oluyor. Halbuki kötü emsal emsal değildir. İyi örnekleri, iyi emsalleri arayıp bulmamız lazım. Bir başka özellik de özellikle belediye başkanı arkadaşımızın aynı zamanda ya da belediye başkanı adayı yapacağımız insanların yenilikçiliğiyle beraber teknoloji de kullanması lazım. Mesela akıllı kent, yaratıcı kent, çocuk dostu kent, efendime söyleyeyim yaşlılar dostu, kadınlar dostu kent ile ilgili gerekli vizyonu ortaya koyması lazım. Kentte yeni özellikler katması lazım. Katılımcı olması lazım. Ben değil biz demesi lazım. Çünkü kentte sadece sana oy veren insanlar yaşamıyor. Sadece senin mensup olduğun kimlik de yaşamıyor. Yani sen Sunni olabilirsin, Alevilere kucak açacaksın. Tabii. Sen Türk olabilirsin, Kürtlere kucak açacaksın. Sen A partiden kazanmış olabilirsin, B partisine de kucak açacaksın. Hizmette daima adil, dürüst ve tarafsız davranacaksın. Yoksa sadece kendi partime hizmet edeceğim dediğin zaman o zaman da adaletsiz davranmış olursun. İstanbul Belediye Başkanı olan kişi, bu yeni kişi, biz işte metroyu bize oy çok veren yerlere götüreceğiz demişti. Yani bu halk arasında yapılacak ayrımcılığın sözde ifade edilmiş zirvesidir. Bunu sözde halkın önünde söyleyen adam pratikte neler yapmaz? Oysa belediye başkanı olduğu gün belediye başkanının rozetini çıkarması lazım. Parti farkı, milliyet farkı, din farkı, mezhep farkı, zengin fakir farkı, çocuk işte yaşlı, kadın erkek farkı, engelli engelsiz farkı gözetmeksizin herkese kendi potansiyellerine, kendi durumlarına göre hizmet üretmesi ve hizmet götürmesi gerekir. Peki bu belediye başkanı aynı zamanda nasıl bir belediyecilik anlayışı getirecek? Bu aynı zamanda insana ve doğaya saygılı olacak. Ve insani kalkınmayı esas alacak. Yani sadece betoni kalkınma değil, sadece rant kalkınması değil, insani kalkınma. Ve aynı zamanda projeleriyle kentsel adaleti sağlayacak. Yani ne demek kentsel adalet? Ben mesela şu örneği veriyorum. Diyelim ki
benim yoksul halkım uçağa binemiyor. Bunun için de havaalanına gitmiyor. Havaalanının konforundan istifade etmiyor. Ben o zaman öyle bir otogar yaparım ki granit taşlarla döşerim. Her tarafındaki o konforu havaalanından eksik hale getirmem. Yoksul yurttaşlarım da o konfordan istifade etsin. Otogarı da bir yılan hikayesine dönüştürüp de halkımın sırtına bir kambur haline getirmem. Tam tersine hem esnafa, hem işte çalışana, hem ulaşana, hem yolcuya, hem şoföre, hem her türlü esnafa efendime söyleyeyim zevkle, güzellikle, hoşlukla hizmet edeceği bir alan haline getiririm. Bu önemli. Yani projelerle adaleti sağlamak son derece önemli. Sadece Adnan Menderes'e değil, varoşlara da hizmeti götürürüm. Sadece varsıllara değil, yoksullara da bakarım. Bütün bunları vicdanında eğer eser varsa o hakimi öldürmemişsen yaparsın. Yoksa sözle deyip sonra gidip onun tam tersini yapan insanları da maalesef biliyoruz. Ve en önemlisi proje demokrasisini, şeffaflığı, dürüstlüğü, efendime söyleyeyim göçün getirmiş olduğu sorunları barışçıl bir biçimde çözmeyi esas alacak bir yapıya sahip olması gerekir. Ve bu anlamda benim belediye başkanım, benim vizyonumdaki belediye başkanının, bu kente yakışacak belediye başkanının ve aynı zamanda belediyenin özelliklerini, 15 tane özelliğini çıkardım, onları size saymak isterim. Lütfen. Çok kimdir, yararlı olacağına inanıyorum. Nasıl bir belediye, nasıl bir belediye başkanı? Evet. Bizim belediyemiz katılımcıdır. Belediye başkanımız da bu katılımcılığı uygulayan adamdır. Bizim belediyemiz dürüst ve şeffaftır. Bizim belediye başkanımız bu dürüstlüğü ve şeffaflığı uygulayan, nezaret eden, uygulayan adamdır. Bizim belediyemiz etkinlik ve verimliliği esas alır. Yani bir proje yaptığı zaman o projenin kaynaklarını bulur. Onun halka dokunup dokunmadığını, geri döndüsünü olup olmadığını, kent için fizibil olup olmadığına bakar ve belediye başkanı da bu anlayışa sahip bir belediye başkanıdır. Bizim belediye başkanımız herkese eşit davranır. Demin söyledim. Belediye personeli de böyle davranır. Çünkü belediye başkanı neyse belediyenin çalışanları da ona göre kendilerine çeki düzen vereceklerdir. 5. Yönetimde adem merkeziyetçidir. Yani biz merkezi hükümeti eleştiriyoruz. Diyoruz ki bütün sorunlar Ankara'da, sarayda tespit ediliyor. Bütün çözümler Ankara'da, sarayda alınıyor. Bütün kaynaklar orada toplanıp dağıtılıyor. Bu doğru bir yöntem, doğru bir yönetim anlayışı değil. Bu yönetim anlayışının adı katı bürokratik merkeziyetçi yapıdır. Bu artık iflas etmiştir. Dünya da artık bunu uygulamıyor. Bunun yerine adem merkeziyetçi bir uygulama. Tamam. Adem merkeziyetçi ne demek? Ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman aynı zamanda ben muta mezarlıkla ilgili yetki de bende olacak. Bana sormadan efendim cenazeni gömemezsin dememeliyim. O yetki bende olabilir. O yetkileri ilçelere delege etmeliyim. İlçe bütün sorunların çözümünün yeri olmalıdır. Köydeki bir takım yerlere de şubeler açarak ortak köylerde oraya yetkileri delege etmeliyim. Bazı yetkilerimi genel sekreterime, genel sekreter yardımcılarıma, daire başkanlarıma devretmeliyim. Hayır, her şey bende bitecek, ben olmadan bir şey olmayacak. O zaman işler yürümez. Demek ki sen o zaman kendine de, personeline de, ahaliye de, halkına da güvenmiyorsun. Dolayısıyla ademi merkeziyetçilik sadece merkezle belediye arasında değil, belediye başkanıyla da, kendi çalışanları, belediye başkanıyla diğer belediye başkanları arasında veya halk arasında da geçerli olan bir yöntemdir ve mutlaka uygulanması gerekir. Kültürlerin gelişmesini ve dayanışmasını önemser. Yani burada biz işte Hristiyanlar var, Müslümanlar var, Museviler var. Aleviler var, Sünniler var, Kürtler var, Türkler var, efendim mesela Araplar var, Çerkezler var. Yani bütün kesimlerden, milliyetlerden, ırklardan insanlar var. Hepsine saygılı olacağız. Hepsinin barış içerisinde bir arada yaşamasını sağlayacağız. Demin dedim, ben değil biz diyeceğiz. Biz derken hepsini anlayacağız. Tabii. Yani bize oy vermiş vermemiş olsun. Bizden ya da bizden olmasın. Efendim bizim gibi düşünsün düşünmesin, fark etmez. Adil, adaletli, tarafsız biçimde herkese eşit yaklaşmak gerekecektir ve bu anlamda kültürlerin gelişmesini ve dayanışmasını önemseyeceğiz ve onların gelişmesi için de gerekli altyapıları sağlayacağız. Toplu taşımadan yana olacağız. Mersin artık görüyorsunuz işe gitme ve işin dağılma saatlerinde maalesef trafik yavaş yavaş tıkanmaya başladı ve felç yaşandı. Ana arterlerde duruyor neredeyse. Bunun için hafif raylı sistem başta olmak üzere, metro başta olmak üzere özellikle sağlık kentlerine,
efendim özellikle işte üniversitelere, efendim çevre kentlerine bu ulaşımın sağlanabilmesinin yollarını oluşturmamız lazım. Ve özellikle de buradan artık Silifke'ye kadar, yani Tarsus'tan Silifke'ye kadar bileşik bölgesel kent haline geldik. Ne nerede başlıyor, nerede bitiyor belli değil. Tabii hocam, Adana, Silifke arası neredeyse. Böyle. Evet. Bir de Tarsus gibi büyük bir ilçemiz var. Ve en önemlisi de aslında Çukurova olma özelliği var. Düz bir ovamız evet. var yani. Onun için ulaşımı, deniz ulaşımını, kara ulaşımını, efendim, demiryolu ulaşımını bu çerçeve içinde planlayacağız. Sorunların tespitini, imar planlarını, 1/5 binlikleri, 1/1 binlikleri, 1/100 binlikleri bu anlayışla, yani bölgesel kalkınma anlayışıyla efendim planlayacağız. Ve birlikte bu plan çerçevesi içerisinde çözmeye çalışacağız. Bu son derece önemli. Çok önemli. Bir de bunu yaparken aynı zamanda çevresel sorunları da bu anlayışla çözmemiz lazım. Yani diyelim ki arıtmayı yaptık. Sadece Mersin'in sularını arıttık. Katı atıklarını arıttık. Ne olacak? Bu sefer Erdemli arıtamadıysa o denize deşarj ettiğinde aynı zamanda buraya kadar gelecek. Yani koli basili yani, her yere yayılacak. Yani sonuçta. Kirlilikle ilgili, hava ile ilgili şöyle bir karar alamazsınız. Ey kötü hava, şu sınıra kadar git dur. Ey denizdeki pislik, oraya git burada dur diyemezsin. Tabii ki. Ortak bir sorundur. Hatta Adana'yı da, Antakya'yı da işin içine koyarak bence Çukurova kentsel ve bölgesel gelişme planı ve stratejisi tabii. oluşturmamız gerekir. Şunu diyebiliriz hocam. Havzalar belirlemek lazım. Evet. Yani o havzaya dahil olan... Yani önce Çukurova, Doğu mesela Akdeniz Çanağı, sonra bunun içinde efendime söyleyeyim Mersin'imiz genel anlamda bütün 13 ilçeyi içine alan köyleriyle birlikte. Sonra da Mersin merkezi özellikle Erdemli ve Tarsus'u baz alan bir çerçeve içinde aynen. turizmi de, sanayiyi de, gelişmeyi de, tarımı da önceleyen bir anlayışla planlamamız gerekir. Bizim belediyemiz, bizim belediye başkanımız halk sağlığına önem verir. Yani işte zaman zaman görüyorsunuz maalesef işte at eti bulundu, kedi eti yakalandı evet. ve büyük televizyonlara da. Evet. Bu aynı zamanda hem bizim prestijimizi zedeliyor, hem buraya gelecek olan insanların hem iç hem dış turizme balta vuruyor, hem de halkımızın sağlığıyla oynanmış oluyor. Tabii. Zabıta gerekli denetimi yapmalıdır. Zabıta halkın, belediye başkanının halk içindeki gözü ve elidir. Zabıta zorba olmamalıdır. Halkın evet. hizmetinde olmalıdır. Tabii. Zabıta aynı zamanda sağlıkçı olmalı, aynı zamanda hukukçu olmalı, aynı zamanda ekonomist olmalı. Aynı zamanda çevreci olmalı, çevre dostu olmalı. Onların içinde bu türden insanlar olmalı. Çevreciler, kent plancıları ve doktorlarımızla birlikte bu teftişleri yapabilmelidirler ve halkın sağlığı her türlü şeyin üstesinden gelir. Tabii. Çünkü sağlık her şeyden öncedir. Ben öğrencilerime söylüyorum, siz hayatınızı planlarken önce sağlık, sonra aile, sonra iş. Neden derler hocam, önce aile değil mi mesela? Önce aile değil. Niye? Çünkü sen hasta olursan ailene sorun çıkarırsın. Tabii ki. Aileni seviyorsan önce sağlığına dikkat et. Yük o zaman ailene yük olmadığın gibi onun da yüklerini almış ve katkı yapmış olursun. Sağlık her şeyden önemlidir. Benim çok iyi bir dostum vardı, Mahmut Ortakkaya, bilenler bilir. Bölge hekimi ve bölge şeyi başkanıydı aynı zamanda. Tabipler Odası Başkanı. O bana derdi, sevgili Ahmet derdi, iki şeyden tasarruf edilemez. Konuşması da böyleydi. Nedir Mahmut abi derdim. Biri sağlıktır, biri de özgürlüktür. Niye derdim? Çünkü özgürlükten tasarruf esareti getirir, sağlıktan tasarruf da ölümü getirir. Ne kadar doğru söylüyor. Çok doğru. Dolayısıyla çok doğru. Ne özgürlükten ne sağlıktan asla tasarruf etmeyeceğiz. Çevrecidir bizim belediye başkanımız. Aynı zamanda belediyemiz çevre dostudur. Kişi başına düşen yeşil aynı zamanda dünya ölçüleri içerisinde olacaktır. Yani bu maalesef beton yığınlarıyla tarım alanlarımızı, limon bahçelerimizi, portakal bahçelerimizi ki dünya artık bunları yaratmak için uğraş içerisindeyken yuttuk. 3-5 kuruş rant uğruna bunları tahrip ettik. Mersin'imize kıydık ama burada duralım. Bundan sonrası ne kurtarırsak kârdır. Daha ileri gidemezsek düzeltemeyiz. Şimdi düzeltme noktasındayız. Tabii. Gelebilirsek düzeltebiliriz. Bizim belediye başkanımız, bizim belediye anlayışımız çarpık kentleşmeye karşıdır. Toplu ve uydu kentlerden yanadır. Biz her şeyden önce kentle ilgili 3 şeye özellikle dikkat çekmek istiyoruz. 1- Kentin çürümüş dokusunu yenileyeceğiz.
2. Kentin tarihi dokusunu koruyacağız ama kullanarak korumaya açacağız. 3. Kentin bu sıkışmışlığını da rahatlamak için çevre kentleri oluşturacağız. Çevre sağlık kentleri, çevre kültür kentleri, çevre üniversite eğitim kentleri kuracağız ki kent rahatlasın. Kenti dikey değil, yatay. Ben mesela Porto'ya gittim. Porto Mersin kadar ama Mersin'in 10 büyüklüğü bir alana yayılmış durumda. Bağ, bahçelerin, yeşilliklerin içinde. Mersin neden öyle olmasın? Niye biz kendi ayağımıza baltayı vuralım? Bizim belediye başkanımız uygulamalarında gençliğin ve kadınların yanındadır. Bizim gençlerimiz işsiz açsız ama biz mesela kültür, gençlik kompleksleri yapabiliriz. Oralarda gençlerimize bilgisayar, tiyatro, sinema, efendime söyleyeyim muhasebe kursları verebiliriz. Herkesin kendi yetenekleriyle ilgili iş sertifika sahibi yapabiliriz. Ve onlara bir takım ekipler kurabiliriz. Mersin'de veya başka alanlarda faaliyette bulunabilirler. Onlara burs verebiliriz, yurt yapabiliriz. Birçok şey yapabiliriz. Onların bir takım kötü alışkanlıklara, uyuşturucuya, şuna buna bulaşmaması için gerekli önlemleri alabiliriz. Hızla geçiyorum zamanımız yetmediğimiz evet, için. Evet. Bedensel özürlerin ve yaşların sorunlarına sahip çıkar. Kent yaşamında hak ve görevleri birlikte alır. Yani gelen insanlara önce haklarını verir, sonra onlardan görevlerini yerine getirmesini bekler. Göçün getirdiği sorunları çağdaş bir anlayışla çözümü hedefler. Göçü bir külfet olarak görmez, nimet olarak görür. Ve bu nimet kente zenginlik olarak kazandırılır. Tabii. Eğer yetenekleri varsa ve toplumsal barıştan yanadır. Çünkü biz biliriz ki bir belediye başkanının, belediye başkanı aynı zamanda o kentin lideridir. Ben belediye başkanı olduğum takdirde şunu mesela siyaseten 3 işlevim olduğuna inanırım. Bir kere üretimi arttırmam lazım. Pastayı büyütmem lazım. Çünkü yoksulluk paylaşılmaz. Tabii. Zenginliği arttırmam lazım. Önce Mersin'in dinamikleriyle sonra dışarıdan getireceğim dinamiklerle. 2. Bu yaratılan değerlerin tabana yayılması yani adil bölünmesini sağlayacağız. Örneğin sağ partiler bölüşümden yana değildir. Onunla ilgilenmezler. Kapitalistler büyümeyi sever ama asla bölüşmeyi sevmezler. Bölüşmeden nefret ederler. Biz ise demokratlar, sosyal demokratların temel unsuru insani, dayanışmacı ve bölüşümcü olmasıdır. Humanist olmasıdır. Dolayısıyla hep bana, hep bana olmaz. Sen kazandıklarını aynı zamanda diğer insanlarla bölüşmek durumundasın. Diyelim ki üretimi arttırdın, pastayı büyüttün. Efendime söyleyeyim bölüşümü de sağladım ama kavga gürültü var her gün. Birbirini yiyorsun. Cenazeler geliyor. Olmaz. Toplumsal barışı da sağlamamız lazım. Biz Mersin'de eğer bu modeli yaratırsak ki iddiamız var, bilgimiz var, bilincimiz var. Bunu yaratabiliriz. Bunu Türkiye'mize de hediye edebiliriz. Ve bu Türkiye'nin diğer kentlerinde de uygulanabilir. Çok biz iyi. Buna hazırız. Yeter ki halkımız bize bu anlamda bir görev versin. Diyoruz. Sayın Ahmet Özer, çok güzel bir program sundunuz. Çok güzel bir tablo serdiniz. Bir Sosyal Demokrat Belediye Başkanı'nın kazanması halinde. Toplumcu, halkçı, özel, evet. Demokratik, katılımcı bir belediye anlayışı ve bir belediye başkanı nasıl olur? Kısaca çerçevesini çizdiniz. Çizdiniz ve yolunuz açık olsun diyorum. Ama tabii bizim bir alışkanlığımız var. Her programımızın sonunda sizden şiir bekleyen dinleyicilerimiz var. Şu an sanatçı Ahmet Özer'in okuma... Şöyle söyleyeyim, onu unuttum. Evet. Bizim yönetimimizde sanata, kültüre önemli bir biçimde değer verilecektir. Basına değer verilecektir. Örneğin bütün basın, yerel medyanın bir araya toplandığı bir merkez olacak. Örneğin bütün sanat, kültür etkinliklerinin olduğu önemli kültür merkezleri olacak. Aynı zamanda fuarlar, etkinlikler. Örneğin Mersin'imizde neden bir altın limon olmasın? Tabii. Bu önemli. Mesela diyelim ki Santa Monica'dan ya da işte Amerika'dan Hollywood'u çıkar, San Francisco'dan çıkar, bir şey kalır mı geriye? Her bir kentin bir özelliği, bir taşıyıcısı vardır. Antalya deyince hep aklımıza o geliyor. Yanı başımızda altın koza var, onun pamuğu var. Biz de Türkiye limonunun %60'ını üretiyoruz. Tabii. Bizde neden böyle bir şey olmasın? Olabilir. Yani sadece 3-5 gün narenciyi bir araya toplayıp dağıtmakla olmaz. Evet. Bunu dünya çapında, Türkiye çapında yaygınlaştırmamız lazım. Evet, Ahmet Hocam, şimdi yine programımıza sizin okuyacağınız bir şiirle veda edelim. Ama halkımızın işaret ettiği adaylardan birisisiniz. Anlattığınız ve onlarla paylaştığınız düşünceler çok önemli. Umarım... Demin arkadaşlar vardı, onlara da söyledim. Evet. Benim bunları söylemem şunun içindir. Ben aynı zamanda bu Mersin'de yaşayan, hatta Türkiye'de yaşayan sorumluluk sahibi insanlara bir çerçeve çiziyorum. Bir araç, bir alet veriyorum.
Yani ölçme biçme ile ilgili. Ya biz seçerken neye göre seçeceğiz? Yani her yerinden kalkan ben belediye başkanıyım, adayıyım dediği zaman ahali sorsun senin hedefin ne? Senin projelerin ne? Sen bunları hangi kadrolarla uygulayacaksın? Bununla ilgili aldığı cevaplarda tatmin olmalıdır. Bu aynı zamanda o kişinin birikimini, niteliğini, liyakatini, ehliyetini de ortaya koyacak. Siz... Heyecanım bu. Yani mesele sadece benim belediye başkan adayı olup olmamam meselesi değil. Tabii. Ben olsam da olur, olmasam da olur. Önemli olan bu tarz insanların olması ve bize güzel bir gelecek, güzel kentler hediye etmeleri, yaratmalarıdır. Çabamız bu. Kesinlikle. Evet. Evet, hocam şiir... Evet, şimdi bir şiir seçtiniz. Diyorsun. Peki. Peki. Ne olur gel gitme şiirimizin adı. Tamam. Sıcaktır, kavurucu bir sıcak. Vurgundur sana yüreğim, bilmiyorum. Belki de bu benim alın yazım. Ya da ne bileyim, yazılan aşkın hatırasıdır belki. Hadi gel, gel de al beni bu kara gecelerden. Bir ıslık gibi, bir kurşun gibi, bir sızı gibi. Yağmur çiseliyor, güneş açıyor, kurtla kuzunun bayramı var bugün. Ortalık kes kusura kesmiş, zor kardeşim, çok zor. Bir haykırış yağıyor, yarıyor gecenin karnını, yüreğimi parçalayarak. Bir yıldırım vurdu bana, aşkın şafkıması, yaralıyım ne olur, gel de kurtar beni. Yüreğimin köşesinde bir yer var bana. Kaldır kapakçığını kalbinin. Gireyim, gireyim içeri. Bırakıp gitme beni ne olur. Gün dönerken gitme bensiz. Bırakma beni sensiz. Bak nefesim acıyor sensiz. Ey gönlüme hep hoş gelenim. Çaya demim, ayrılığa fermanım benim. Gitme. Ne olur gitme, kal bu gece. Bütün gitmeler gitsin. Sen gitme, kal bu gece. Dilinize sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar aynı saatte birlikte olmak umuduyla dinleyicilerimize hoşça kalın diyelim. Güzel yarınlar diliyorum ve her şeyden önce de Mersin'e barış, huzur diliyorum. Mersin'e güzel bir gelecek, iyi bir kentçilik, İyi bir yönetim anlayışı diliyorum. Çünkü şunu biliyorum ki bir kentin şansı da şanssızlığı da o kentin seçeceği yöneticileridir. Çok sağ olun hocam. Değerli dinleyiciler, Kent Radyo 98.5'te yayınlanmakta olan Tez, Antitez, Sentez isimli programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.